Sevgili Yeşilköylü hemşehrilerim, gelişen yüzüyle İstanbul ilçeleri arasında adından sıkça söz ettiren ilçemizde cennet memleketimizin dört bir köşesinden gelerek buraya yerleşmiş ve burada hep birlikte kardeşçe yaşamaktayız. Anadolu gibidir Bağcılar. Bizler birbirimize gönül bağıyla bağlıyız ve bu bağın adı da memleket sevdası. Cennet yurdumuzun farklı yörelerinden gelip Bağcıların kültürüne zenginlik katan sizlerin ata ocaklarınıza dair hazırlamış olduğumuz bu belgesellerle kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istedik. Birbirimizi daha da yakından tanıyalım dedik. Modern belediyecilik anlayışıyla daha modern, daha gelişmiş, bir adım önde Bağcılar için durdurak bilmeden çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu belgeselleri izleyip ata topraklarınız olan özleminizi bir nebze de olsa giderin istedik. İyi seyirler diliyorum. Leblebi diyarı Çorum Kargı'ya geldik. Burası Yeşilköy köyü. Kızılırmağın kıvrıldığı, Köse Dağı'nın zirveleştiği, pirincin harmanlaştığı, bamyanın çiçekleştiği, koyunun kebaplaştığı, dostların kucaklaştığı, illerin yakınlaştığı, sütlerin yoğurtlaştığı, Recep Akçalı'nın kaleminden Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Yeşilköy için sıralanmış bu dizelerle başlıyoruz yolculuğumuza. Köyün adı 1521 ve 1928 yılı kayıtlarında Rum kuş olarak geçmektedir. Osmanlı Devleti Çankırı Sancağı Tahrir Defteri'nde 1921 yılında toplam nüfus 108 haneymiş. Köy Çorum il merkezine 109 kilometre, Kargı ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktan. Huzurun ve doğallığın kenti Çorum Kargı'nın kendine has doğası ve insanlarıyla sizi kucaklayan Yeşilköy köyüne hoş geldiniz. Aklınızın bir köşesinden hiç eksik olmayan o köy var ya, işte o köy tam da burası. Genişçe derin bir ovanın kahverengi yamaçlarına sırtını dayamış, boşluğa bakarcasına, uzaklara bakan bu köy, emeğin, bolluk ve bereketin en güzel örneği olarak çıkıyor karşımıza. Köye bağlanan toprak yoldan ilerledikçe başka bir sadelik ve güzellik açılıverir önünüze. Etrafını saran dağların yamaçlarını süsleyen ormanları ve bu geniş havzada kurulu evlerin yanı başında yerini alan ekin tarlalarıyla bambaşka bir coğrafya burası. Her köşesinde alın teri, her köşesinde azim ve emek var bu toprakların. Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Özellikle tarım başlıca gelir kaynağı yerini almış. Özellikle çeltik en başı çekiyor. Köyde bir de küçük çaplı da olsa sanayi merkezi bulunuyor. Salih Dağlı, Muhtar Birinci Azası. Köyle ilgili bilgileri öğreniyoruz kendisinden. Ben Yeşilköy nüfus sanayi kayıtlı Salih Dağlı. Yeşilköy Muhtarlığında birinci ağzayım. Köyümüz hakkında bilgi vermek istersem, köyümüz 200 hane, 485 nüfusu var. Köyümüzün sanayisi var, çeltik fabrikamız var burada. Nalburumuz var, kahvehanemiz var, çay bahçemiz var. Köyümüzün gelirlerini sormak istersen şayet, köyümüzün geliri burada çeltik
ekimi, yani pirinç tarlaları var. Eğer sulamam suyumuz çok olsa her şey olur burada bizim burada. Her şeyimiz yetişiyor. Bir kooperatifimiz var. Yeşilköy Girişimli Kadınlar Kooperatifi. Kooperatifte kadınlar 7 bayandan kurulma bir kooperatif. İşte tarhana üretiliyor. Burada daha çok işte pirinç, yani bir kısımda hayvancılık. Hayvancılık var ama yeterince değil. Yukarıda bir çekim yapmıştık. İşte orada bir ahır var. O arkadaş yapıyor. O da İstanbul'dan geldi. O da şeftiz birisi. Bu belgeseli köyümüze hediye eden Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özdemir'e çok çok teşekkürlerimi arz ederim. Bu verimli topraklardan elde edilen ürünler köyün katma değerini yükseltmiş. Ürünleri ticarete dönüştürmek daha kolay, tüketiciye ulaştırmak. Emek veren kadınlarımızın yolunu açmak için bir köy kooperatifi kurulmuş. Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi bu misyonla yola çıkmış yerel bir kuruluş. Köyün maharetli hanımları toplanıp keyifle üretip emeklerinin karşılığını paraya dönüştürüyorlar. Doğanın insanla buluştuğu bu yer bereketiyle dikkat çekmekte. Buğday, arpa, pirinç, bulgur ve diğer tahıl ürünleri bolca yetiştiriliyor burada. Harman zamanı hummalı bir çalışma köyün her tarafına hakim olmuş. Bir tarafta biçilen ekinler, bir tarafta serilip kurutulmaya bırakılmış. Güneşte kuruyan tahıllar, sonrasında kadınlarımız tarafından seçilip eleklenme işleminden geçiyor. Bir başka karede ise tarhanalar kurumaya bırakılmış. Mis gibi kokuları etrafa yayılıyor. Kışın soğuk günlerde içinizi ısıtacak şifalı bir çorba. Hepimiz biliriz ki Anadolu kadınlarının azmi ve başarısı karşısında hiçbir şey duramaz. 2020 yılında kurulan kooperatifle üretmeyi ve pazarlamayı etkin bir biçimde devam ettirerek ülke genelindeki pazarların tamamında marka olmak üzere çıktıkları bu yolculukta başarı da peşinden gelmiş. Erişte çeşitlerinde tarhanaya, ilaç niyetine geçen çam kozalağı pekmezinden üzüm pekmezine, kuşburnu marmelatından biber salçasına kadar birçok yöresel ürün üretiliyor burada. Hem de en doğalından en organiğinden, hem de en doğalından en organiğinden, hem de en lezzetlisinden. Kadınların kendi elleriyle hamurunu açıp özenle keserek yaptıkları erişteler sofralara lezzet katıyor. Köyün sakinlerinden köy muhtar azası, köyün geçmiş yaşantısını ve okul zamanlarını anlatıyor bizlere. Yeşilköy halkından muhtar yanında azayım, 10 yıllık azayım. 1953 doğumlu, 70 yaşındayım. Bu köyde, Yeşilköy'de ikametgah ediyorum. O zaman öğretmen, her sınıfa bir öğretmendi. 5 sınıfa 5 tane öğretmen vardı. Ama şimdi tabii şu anda köyde kimse yok. Köyün en genci 55 yaşında. Köyde ihtiyar çok, hep emekli. Ondan sonra efendim söyleyeyim, köyün işte geliri, köyde fırın, ekmek fırını var, bakkal var, malbur var, efendim söyleyeyim, sanayi var, fırın var, çay ocağı var. Ya eski oyunlarda kasnak çevirirdik, ondan sonra ayı çevirirdik. Efendim söyleyeyim, kışın kızak kayardık. Efendim ondan sonra
kar topağı oynardık. Efendim düğün ne olurdu, davulcu falan gelirdi, çocuklarla oynardık öyle. Hep öyle vaktimiz geçerdi. Bu eski günler bundan daha çok iyiydi. Sonra eskiden hak hürmet vardı. Herkes böyle bir muhtar ağza geldiği zaman bir toplantıya herkes ayağa kalkardı. Şimdi öyle bir şey yok yani. Eski göre yani yok. Ama eskiden öyle değildi. Mesela eskiden bir köye ihtiyar kurulu geldiği zaman, kahvehaneye geldiği zaman herkes ayağa kalkardı. Şimdi şu anda adam babası geliyor ayağa kalkmıyor. Gitsin başkaya dostsun diyor. Yani eski durumlar yok şimdi şu anda. Sizi de buraya gönderen başkanıma teşekkür ediyorum. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ömrün uzun etsin Allah. Başka yapacak bir şey, söyleyecek bir şey yok yani. Köyde bulunan camiye Yeşilköy Sanayi Camii ismi verilmiş. Dış cephesi taş kaplama bu caminin. Bayanlara ait bir de namaz kılma yeri bulunuyor. Bir diğer cami ise Yeşilköy Köyü Camii. Bu cami süslemeli mavi gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Küçük, şirin, huzur dolu bir görüntüsü var. Köyde bulunan, daha büyükçe inşa edilmiş caminin bahçesinde ise söğüt ağaçları altında bir çocuk parkı kurulmuş. Köyde ayrıca bir de kız Kur'an kursu bulunmakta. İki katlı genişçe bir alan üzerine kurulu. Köyde çocukluğundan kadınına, gencinden yaşlısına kadar tüm imkanlar ve sosyal tesisler sağlanmış. Yeşilköy Köyü, herkesin beraberce üretim ve sosyal yaşamın içinde olduğu nadide köylerden biri. Tüm doğallığın ve zenginliğin yaşandığı bu bakir topraklarda kısa süreliğine bile olmak bir ayrıcalıktı. Tam anlamıyla yenileniyor ve artık farklı bir pencereden bakıyorsunuz hayata. Buralardan ayrılırken gurbetteki hemşerilerine böyle bir imkanı tanıdığı için bu belgeselin yapımında katkısı bulunan Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir Beyefendi'ye teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.